SGK yaptığınız planın farkındayım yapmayın, esnaf üzerinden, seçim sonrası planı yapmayın. Yazıktır, günahtır. Kaç kişi duyar, kaç kişi ilgilenir bilmem. Ama unuttuğunuz, Allah var, sizin planınız varsa, Allah'ın da size karşı planı olacaktır. Esnaf üzerinden, iktidar kavgası yapmayın. Esnaf, şu an, ülkenin en çaresiz kesimidir. Yapmayın, bakın yalvarıyorum yapmayın. Sadece ben olsam, en fazla intihar ederdim. Ama işin içinde 500 bin civarında esnaf söz konusu. Esnafı Bağkur'dan, emekliliğin önünü tıkadınız, amacınız ne? Esnaf, çare ararken SSK'lı olacaktır. Bu çaresizce SSK'lı olan esnafa baskınlar mı yapmayı planlamaktasınız? Sonucunda sizin çaresiz bıraktığınız esnaf emekliyi iptal mi edeceksiniz? Yol açın Bağkurlu'ya. Seçim sonrası için esnafı SSK'ya zorlayıp, sonra da bu mecburen SSK'lı olacak olan esnafa baskınlar yapıp, o dönemdeki iktidarı zora sokmak için yüz binlerce esnafa bu kazığı atmayın. Yapmayın. Bakın bunun acısı da, vebali de, sonucu da çok ağır olur. Bayram sonu iş yerimi kapatacağım. Sizin bu oyununuzu gördüğüm için ve esnafın tarihinde ilk defa bu kadar aşağılandığı için kapatıyorum. Evet, kına yakabilirsiniz ama mazlumun aha, sizin kınayı da yaktığınız yeri de yakar. Ki Cimer'de de yazdım. Bu vebal nasıl çıktığını ve çıkacağını. İlk videomda da dediğim gibi, raflarımı boşaltmaya devam ediyorum. Bugün de en üst raflarımı boşaltıyorum. Bayram sonu, aşağıladığınız esnaflıktan çıkıyorum. Ne vardı? Ne olurdu? Adam mı ölürdü? Geçen kanunlarda yaptığınız ihya yapılandırmasını yapaydınız. Esnafa 9000 gün şart ve en az maaş hak mıydı bu? Esnaflık bu kadar mı aşağılıktı? Akşam eve giderken ekmek aldığın, yavruna oyuncak aldığın, saçını kesen esnaf bu kadar mı aşağılıktı? Yazık ettiniz esnafa, yazık.